Merhaba sevgili seyirciler, bir sıra dışı programıyla yine birlikteyiz. Flaş Televizyonu Ankara stüdyolarından kucaklar dolusu sevgiler, saygılar efendim. Bu akşamki sıra dışı konuğum gerçekten çok değerli bir devlet adamımız. Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk. Hoş geldiniz Hoş efendim. bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizi gördük daha iyi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Çok yoğun bir tempodasınız. Evet. Bu yoğunlukta bana zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Efendim, Türkiye çok hareketli günler geçiriyor. Evet. Az önce sizinle de mecliste bir yaptığınız toplantıdaydık. Konuşmalarınızı dinledik. Bir heyet kabul ettiniz. Ama hemen önce isterseniz gündem olmasının sebebiyle sizin çok çok desteklediğiniz Türk halkının ümitle, heyecanla sizden gelecek desteği, sizden gelecek güzel haberi insanlar bekliyorlar. Memur maaşından başlayalım mı efendim? Evet, sadece memur değil, emekli ve dullarımızı, yetimlerimizi ilgilendiriyor. Yaklaşık 8 milyon ailemizi ilgilendiren bir zam. Tabii devletin imkanlarını da dikkate alacağız. Enflasyonu da devlet verebileceğine en fazlasını vermeli. Hı hı. Bizim hareket noktamız o. %20 zamı biz devletin verebileceği en yüksek nokta görmüyoruz. Bir de şunu söylüyoruz. Ekim ayında tekrar bir iyileştirme yapılmazsa verilecek zam zaten Ekim ayına kadar eriyecektir. Son 3 ayda memurun, emeklinin eline geçecek para enflasyon karşısında değer kaybına uğrar. Dün gece saat 1.30'a kadar koalisyon ortaklığı tartışmamızın tamamı bu noktada cereyan etti. Onlar sonunda Ekim ayında bir iyileştirmeyi kabul ettiler. Bu iyileştirmenin miktarını Bakanlar Kurulu bugün tespit edecek. %10 olabilir, %15 olabilir. Bunun dışında da biz dedik ki vergi iyileştirmesi var bu seferki zamlarda. O vergi iyileştirmesini 1,8 ile 8 arasında bir ortalama bulup bütün memurlara, emeklilere yansıtalım. Sanıyorum bugün Bakanlar Kurulu'nda bu konu tartışılacak ve sonuca bağlanacaktır. Kararnameyle de bunu açıklayalım. Sanıyorum bir başka şeyi daha açmış olacağız. IMF gerçekten önemli bir finans kurumudur milletler arası. Ona bir şey demiyorum. Ama onun baskısı, onun isteği, onun kararıyla memur ve emekliye zam yapmayı ben doğru bulmadım. Milli hukuk açısından da, psikolojik açıdan da. Onlar da anlayışla karşılarlar bunu. Bakanlar Kurulu oraya taahhüt edilen miktarı aşarsa, eski tabirle kıyamet kopmaz. Bağlar da kopmaz. Türk ekonomisi sadece eğer 3-5 zam oranıyla batıp çıkıyorsa, enflasyon inip çıkıyorsa bu ekonomimizin zaafı olarak gözükmeli. Sonra bütün ekonomik ağırlıkları, fedakarlıkları sabit gelirden bekleme de yanlış olduğunu ifade ediyorum. Eğer fedakarlık yapacaksa özellikle rant sahiplerinin daha fazla fedakarlık yapması, memur ve işçilerimizin ya da dar gelirlerimizin, sabit gelirlerimizin enflasyon karşısında ezilmemesi gerektiğini söylüyorum. Yükü elinizde kudretsiz, savunmasız bulunan kitleye yüklemeyi de çok merdane bulmuyorum açıkçası. Ne kadar güzel söylüyorsunuz evet. Efendim. Çünkü ben de bir dönem TRT'de prodüktörlük yaptım. Evet. Her ay maaş bordrosunu elimize aldığımızda içinden anlaşılamaz bir kaosun içerisine düşerdik. Devlet büyüklerimizin devlet kademesinde çalışan insanların biraz daha özveriyle, biraz daha anlayışla yaklaşması gerekiyor. Artan hayat şartlarının altında insanlar çok ezildiler artık. Tabii. Çok küçük bir örnek vermek gerekirse, bir dişiniz ağrıdığında minimum bir antibiyotik aldığınız zaman antibiyotiğin fiyatı 5 milyon. Yok. Tabii bunu işte sosyal yardım kurumlarından karşılayabiliyorlar ama karşılayamayan insanlar da var. Güvenlik şemsiyesi dışında olanlar var. Onu da dışında, şimdi önümüz kış. Bir iki ay sonra ülkemizin pek çok kesiminde kış şartları başlar. Odun alacaktır, kömür alacaktır. Evet. Her yerde doğalgaz yok. Doğalgaz olan yerde doğalgaz masrafları çok ağır. Çocuğunu okula gönderenler kalem, defter, önlük gibi ihtiyaçlar karşılayacaktır. Devleti idare edenler yurt dışında yaşayanları
değil, yurt içinde yaşayanları düşünmek için devlet idare ediyorlar. Gerekirse fedakarlık yapacağız ama bu fedakarlığı milletçe yapacağız. Devlet olarak yapacağız. Dönüp de 18 milyon, 30 milyon, 70 milyon lira maaş alan adamdan aşırı bir fedakarlık beklemek yanlış. Zannediyorum dün akşam bizim önerdiğimiz ve çok da zorlandığımız, az bulduğumuz öneri kabul edilirse memurlarımız yıl sonuna kadar enflasyona fazla ezilmemiş olurlar. Yani acaba efendim %40 ya da %51 bir seferde yapılan bir artış olsa ve insanlar bir sefere mahsus enflasyona karşı gerçek bir koruma altına alınmış olsa Türkiye Cumhuriyeti'nin kasaları mı boşalır? Hayır, bence boşalmazdı. Biz zaten %40 teklif ettik. Ne var ki o kadar şiddetli bir maliye duvarı var karşımızda. Sayın Ecevit ve Sayın Yılmaz böyle bir zammın enflasyonu arttıracağını, dolayısıyla sonucunda da memurların zarar göreceğini söylüyorlar. Bizim uzmanlarımızın hesabına göre böyle bir zam %1-1,5 enflasyon artışı sağlar. Onu göze almamız gerekirdi. Devletin kaynakları yok değil, var. En azından belli giderlere sınır evet. Konsa yine karşılanır değil ben mi? Ben de aynı fikirdeyim de şimdi bizim dün en son bir ara formülü ortaya koymamızın nedeni şu. Memur şunu da bilecektir ki borçlanırken falan dikkat eder taksitleme. Ekim ayında maaşım şu kadar artacaktır. Onlar onun hesabını hemen yaparlar. Ekim ayındaki artıştan da memur istifade eder. Bilhassa taksit vesaire gibi kolaylıklar, enstrümanlarla aşağı yukarı o zamın %40 olacağını görür. Çünkü kümülatif olarak bizim bu formülümüzde zam %40'ı da biraz aşıyor. Yani sene sonuna kadar %40 aşıyor. O nedenle memur arkadaşlarımız o işleri bilirler. Buna göre taksitlere girerler, işlerine bakarlar. Ama devlet de zarar görmemiş olur. Tabii bir uzlaşma. Biz iktidarda olsak dediğinizi yapardık. Biz dediğinizi yapardık. Toptan bunu verirdik. Devletin başka ödeneklerini keser bunu verirdik. Bir sefer de verirdik. Vatandaş daha etkili olurdu. Çok daha etkili olurdu. Ferahlatırdı insanları. Ama dediğim gibi o kadar maliye tabii bakanlığı başkasının elinde. Hazine bakanlığı başkasının elinde. Onların ikisi bir araya gelince hazine ile maliye duvarını aşmak kadar dünyada zor iş yoktur. Çin duvarını aşarsanız sedir de maliye duvarını aşamazsınız. Peki efendim Sayın Ecevit'in biz anlaşıyoruz. Dış arabulucuya gerek yok sözlerine nasıl yaklaşabilirsiniz? Doğrudur. Uygar 3 siyasal parti, 3 siyasal genel başkan bir meselede anlaşmalı. Arabulucuya ne gerek var? Ama zaman zaman ihtilaflar çıktığı vakit arabulucu da gerekli olabilir. Daha deneyimli, tecrübeli kimlikler, kişilikler, kurumlar ortaya çıkabilir. Ben bu sabah bu bizim önerimizi kamu sene test ettim. Olumlu buldu. Bir uzman kuruluştur, talep sahibidir. Onların da fikrini aldım. Onlar da yeterince mükemmel değil ama hiç yoktan iyidir. Bir gelişmedir, bir iyileştirmedir dediler. Bugün Bakanlar Kurulu'ndan bunun çıkmasını bekliyorum. Çıkmazsa tabii derinleşir ihtilaf. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuya bir müdahale var mı? Hayır, Cumhurbaşkanı açıkça kamuoyuna şu beyanda bulundu. Bu bir kriz niteliğini kazanmıştır. Bunu büyütmeyin, uzlaşın. Taraflar tabii uzlaşmak için Sayın Cumhurbaşkanı'nın deneyimli devlet adamının önerisini dikkate almalı. Biz de tekliflerimizin bir kısmını bu şekilde düşünerek, uzlaşmaya açık hale getirerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın da önerisine bağlı kaldık. Acaba Sayın Ecevit'in bu konuda biraz daha ılımlı yaklaşması beklenmez miydi? Sanırım onun da sıkıntısı tabii demokratik bir sol partinin bizden önce bu işe sahip çıkması gerekirdi. Ne var ki Maliye Bakanlığı onların noktasında olduğu için Maliye Bakanı'nın ortaya koyduğu gerekçelere dikkate almıştır. Yoksa Sayın Ecevit'in de kalbi bizimle beraber çarpıyor. O da memura işçiye herhalde daha fazla zam verilmesini istiyor. Senelerdir bu konuda önderlik yapan Sayın Ecevit'e de bu yakışır. Ama hükümet sorumluluğu altında Maliye Bakanı'nın bilgisini, görgüsünü ve getirdiği bulguları, verileri dikkate alıyor. Böylesine önemli bir konuda zor bir dönemde bir araya gelmiş bir hükümetin
ortağı olarak böylesine önemli bir konuda işte hemen başlıklar atılıyor, çeşitli yorumlar getiriliyor, hükümet düşebilir, şu olabilir, bu olabilir gibi uzlaşmadan yanasınız. Her zaman da ılımlı politikanızla, evet, deneyimlerinizle olaylara daha soğukkanlı ve daha sıcak yaklaşıyorsunuz. Evet. Bu olayın tabii ki böyle bir sonuca gitmesi herhalde beklemiyorsunuz. Şimdi böyle bir boyut Türkiye'yi sıkıntıya sokar. Dünkü görüşmemizde de onu söyledik. Biz bu konuya çok önem veriyoruz. Türkiye'nin 8 milyon ailesini enflasyona ezdirdiğimiz zaman böyle bir hükümette kalmanın anlamı yok. Onu dün kendilerine söyledim. Biz hükümeti düşürmeyiz de bakanlarımızı çekeriz, dışarıdan destekleriz. En son yapacağımız bu. Sadece tabii buna bağlı değil bu kararımız. Bu hükümetin enflasyonla mücadele metoduna ihtilaflıyız. Bir başka milletler arası kurumun, IMF'nin görüşlerini bir iş direktif niteliğine taşımasına karşı. Bunların ortadan kalkmaması halinde hem siyaset metodolojimiz, inancımız hem de halkımıza karşı olan bizim kendi borçlarımız dikkate alınarak bir karar veririz. Bunu da şöyle yapabiliriz. Bakan arkadaşlarımızın çekilmesini sağlarız. Hükümet yeni bakanlar tayin eder. Güven oyu olmadan gider bu iş. Seçim yaklaştığına göre. Ama inanıyorum ki bugün bakanlar kurulu buna imkan vermeyecek. Bir sonuca ulaşacaktır. İnşallah her şey herkesi mutlu edebilecek bir sonuç. Tabii herkes mutlu olmaz. Bunu eleştirenler çıkabilir. Az bulanlar çıkabilir. Ama yoktan var etmek mümkün olmadığına göre ne bulduysak, ne koparabildiysek, ne alabildiysek bu geniş kitle için bunları almaya çalıştık. Aldığımızı alacağımız sanıyorum. Ama az önce de söylediğiniz bir söz vardı. İktidara tek başıma gelirsem. Bizim sistemimiz çok başka. Bizim enflasyonla mücadele programımız tedirici değil. Yani yavaş yavaş değil. Şok bir indirim. Bu şok indirimin mağdurları olacaktır. Onların sıkıntılarını telafi edecek tedbirlerle beraber. Pek çok ülkede olduğu gibi. En son İsrail bunu yaptı. İsrail'in hiper enflasyonu bugün %4-5'e indi. Amerika'da enflasyon yıllardır birlerde birinin biraz oynaması halinde halk sokağa dökülüyor. Dökülüyor. Brezilya yaptı, Arjantin yaptı. Enflasyonu düşürmeyen tek ülke Türkiye. Bu metotla enflasyonun düşeceğini ifade etmek biraz zor. Enflasyon asansör gibi inip çıkar halde durur Türkiye gibi ülkelerde. Çok kez %29'a kadar da düştü oldu. 90-83'te özellikle. Ama sonra gereken tedbirler alınmadığı için bu yükseldi. Türkiye iş borçlanma sorununu çözmedikçe enflasyonu çözemez. Hatta bir kısım bilir kişilerin söylediği, yaptıkları ilginç beyanatlar var. Bazı camiaların enflasyonun aşağı çekilmesinden hoşnutsuzluk duyacağı gibi bir açıklama da var. Tabii bunların içinde işte 76 bin kişi oldu tahminler, 80 bin kişi. Rant gelirleriyle müreffeh bir hayat yaşayan bir kaymak tabaka diyebilirsiniz ona. Ben onların bu rant gelirlerini yatırım gelirleri haline çevirmelerini her zaman tavsiye ediyorum. Kira gelirleri haline. Risksiz para kazanma yolu açıksa bir ülkede bu sınıflar dayanışma içinde olurlar. Türkiye'de de bir rant sınıfı ortaya çıkmıştır. Ne yazık ki arkalarında güçlü kurumlar var, kuruluşlar var. Hatta gördüğüm kadarıyla siyasetçiler var. Böyle de olunca bir yandan gerçekten mücadele eden bir grup varken bir yandan da karşıt mücadele veren bir, evet, grup var. Duvara çarpıyorsunuz. İşte mesele demin söylediğim Çin sediğini aşar gibi o duvara aşmak. Aşamazsanız yandan dolaşacaksınız. Tabii. Siz de seçimle ilgili önemli bir çalışma içerisindesiniz. Evet. Az önce mecliste de Avrupa'dan gelen, Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen 46 seçilmiş insanla bir toplantı yaptınız, evet, meclis grup toplantısında. Bu çalışmanızdan sevgili seyircilerimize bahsedelim mi efendim? Tabii. Şimdi bu hükümet kurulduktan sonra Sayın Rıfat Serdaroğlu var, devlet bakanımız. Ona bir görev verdik. O arkadaşımız çok güzel bir çalışma yaptı. Yurt dışı vatandaşlık yüksek kurulu diye bir kurul kurdu. Bu şimdilik bir yönetmeliğe dayanıyor. Müthiş bir potansiyeli var. Bugün gördünüz, hı hı, 40 ülkeden 46 yurttaşımız katıldı. Bunların içlerinde dünya çapında bilim adamları var, sanatçılar var,
turizmciler var. Çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri var. Gençler var üniversiteden. Hanımefendiler var, beyler var. Çok, çok güzel bir topluluktu. Tabii ben onların bir kısmını tanıyorum. Orada Cambridge'de profesör olan arkadaşımız var. Sayın Sinan Bayraktaroğlu. Çeşitli ülkelerde Türklüğümüzü muhafaza eden, kimliğimizi koruyan, ülkemizle ilişkilerini sürdüren bir yelpaze içinden bunlar seçildiler. Sayıları artacaktır. Oturduk, işte bugün bütün partileri ziyaret ediyorlar. Konuştuk, fikirlerini aldık. Hı hı. Onlara siyasal hak verilmesi gerektiğini söylüyoruz, seçmen hakkı. Vatandaşlarımızın yurt dışı seçmen kütüğünü, kanun hazır, meclisin gündemine hemen getirip çıkarmak gerekiyor. Onlar orada seçmen olurlarsa, Türk vatandaşlığı ile ilişkilerini sürdürürler. Mühim olan ikinci, üçüncü kuşaklar orada. Türkçeyi unutma noktasına gelmiş. Çok önemli bir konuya el atmış durumdasınız efendim. O için ben için son bir Almanya gezimizde orada bir dernek kurduk. Demokrat Türkiye Derneği Berlin'de. Çok vatandaşlarımıza temas ettik. Şu anda 200'ün üzerinde üyesi var. Hepsi bunu istiyor. Üçüncü kuşak çocuklarının hem dini, hı hı, hem milli, hem örfi adetlerimizi, geleneklerimizi yaşaması için devlet yardımı istiyor. Devlet ilişkileri istiyor. Çeşitli vakıflar, çeşitli dernekler, marjinal gruplar, partiler oralara el atmış. Onların vakıfları var. Devletin bir vakfı yok. En azından bu kurul bu birlikteliği sağlayacak. Sanırım kısa bir zaman sonra şu sonucu alacağız. Oradaki yurttaşlarımızın Türklüklerinden ve Türkiye'ye bağlılıklarından milli menfaatler çıkmaya başlayacak. Sonuçlar çıkmaya başlayacak. Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerimiz çok iyi. Bu yurttaşlarımızın özellikle. İçlerinden milletvekili olanlar var. Kısacası Türkiye Avrupa'da kendi lobisini oluşturacak. Bakın bugün bir şey söyledi orada bir arkadaşımız. Profesör Faruk Şen. Önemli bir araştırmacı. 220 bin Türk vatandaşı bir Alman vatandaşı olmuş. Evet. Müthiş bir olgu. Bu 220 bin kişiyi biz Türk vatandaşlığından çıkarmıyoruz. Daha doğrusu çıkarır gibi yapıyoruz ama bizim Türkiye için çifte vatandaşlık sürüyor. Yarın Alman hükümeti de buna uygun adım atabilir. Hı hı. Hep birlikte başka çareler ortaya koyarız. Orada söylediğim şey şu. Yaşadıkları ülkenin milli hukuklarını, devlet otoritelerini incitmeden, tedirgin etmeden, onlarla otoriteleri karşı karşıya getirmeden neler yapabilirse bakacağız. Çok olumlu. Sadece Almanya'da 40 bin üzerinde Türk müteşebbisi var. Çalıştırdıkları Alman ve Türk işçiler var. İhracat yapıyorlar. Orta Asya ülkelerinde işler alıyorlar. Üniversitede şu anda Alman üniversitelerinde 14 bin çocuğumuz okuyor. Bunlardan bir kültür yozlaşması içerisinde. Ama bir yandan da milli bağlarını, kültür bağlarını sürdürüyorlar. Onlara biraz daha sahip çıkarsak bu meselenin çözümüne kavuşuruz. Düşünürüz ki Türkiye döviz ödeyerek her sene bir o kadar çocuğunu Amerika'ya, Avrupa'ya yollama uğraş veriyor. Neden? Dünya teknolojilerini, dünya bilgilerini mukayese olarak almak için. Daha değerli gençler yetiştirmek için. Orada hazır kuvvetimiz var. Evet. Şu an tabii sanırım en önemli şey Almanya için Milli Görüş Teşkilatı. Tabii. Şimdi Milli Görüş Teşkilatı'nı Almanya yadırgıyor. Çünkü çok dinsel açıdan bakıyor bu ilişkilere. Biz öyle bakmayacağız. Bizim baktığımızda bir kültür, evrensellik, küresel düşünce açısından, bir demokrasi açısından bakış. Almanya'nın da Avrupa ülkelerinde beklediği o. Elbette orada camilerimiz olacak. Elbette orada isteyen ibadetini yapacak, isteyen Kur'an öğrenecek. Ama tek hedefi bu olan bir vakfın, bir derneğin varlığı, Türk kimliğini orada yaşatma yeterli değil. Dolayısıyla sizin yaptığınız gibi alternatif, tabii, sosyal, liberal, demokrat oluşumun... Hatta bugün onu da söyledim. Türkiye şu partiye oy verin dememeli. Türk siyasal partileri kendine yakın düşen partilere oy verin demeli. Onlar zaten o zaman kıymete binerler. Yani bir sosyal demokrat parti, sosyal demokrat oyları almak için buradaki sosyal demokrat partiyle ilişki kurar. Hı hı. Bir başka parti bizimle ilişki kurar. Anavatan Partisi'yle kurar. Ve orada arkadaşlarımızı, yurttaşlarımızı belli koşullar, taleplerinin gerçekleşmesi koşuluyla belli milletvekillerini desteklemeye sürükleyebiliriz, yönlendirebiliriz. Şöyle bir baktığımız zaman efendim yelpazenizdeki çalışmalarınıza, tabii siz uzun yıllar
Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kademelerinde görev almış bir devlet adamısınız. Demokrat Türkiye Partisi'nin genç ruhunun içerisinde sizin engin deneyimlerinizle, yönlendirmelerinizle çok önemli, şimdiye kadar göz ardı edilmiş noktalara değiniyorsunuz. Tabii şimdi bu bizim parti düşüncemiz şu. Bir kitle partisi oluşturuyoruz. Türkiye'de çok sağ ve sol ayrımları, kavgaları Türkiye'yi rahatsız etmeye başladı. Dünyada da bu kavgalar değerini kaybetti. İdeolojik ayrılıklar azaldı. Daha çok en iyi kim yapar? Hangi kadro en iyi yapabilir? Ya pratiğe dönüşmüştür iş. İngiltere'de son Tony Blair hadisesi bunu gösteriyor. Yılların işçi partisi merkeze kaydı. Ve bu merkeze kayışıyla da kitle oylarını aldı ve iktidar oldu. Tony Blair bugün bir muhafazakar partiden daha atılımcı, daha serbest pazar ekonomisini ortaya koyan ama sosyal hakları da dikkate alan bir görüntü çiziyor. Bu kadar kaygan zemindeki siyasette biz daha sabit bir nokta bulduk. Türkiye'nin bir sürü değeri var. Bunun içinde kültür değerleri var, milli değerleri var, manevi değerleri var, dinsel değerleri var. Ama bir de maddi değerler var. Dünya için çalışan bir insan, sadece ahiret için çalışan bir insandan daha hayırlı deyince. Aksi takdirde dünya geriler. Hı hı. Ahiret için çalışmak, bir başka dünya için çalışmak, uğraş vermek dinsel bir görevdir. Onu hepimiz yapacağız ama buna ayırdığımız süre ve bu konudaki inançlarımızı maddi hayatımıza yansıtmamızı çok dikkatli takip etmek lazım. Bugün bakınız Afganistan'daki Taliban örgütü televizyonları imha etmeye, antenleri kaldırmaya, telefonları yasaklamaya uğraş veriyor. O örgütün düşüncesinin İslam'la bağdaştığını söylemek mümkün değil. Buna karşı Türkiye'de İslam'la ilgili propagandayı yapan televizyonlar var. Evet. Bu çelişki sadece bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Çünkü dini meselelerde uzlaşma yok. Dini meselelerde çağın getirdiği yenilikler karşısında, yeni enstrümanlar karşısında dinsel yorumlar farklı. Ama herkes onlardan faydalanma hakkına sahip. Çünkü bana sorarsanız onları da Allah yaratıyor. Ve Kur'an'ın Allah'ın izni olmadan da uygarlığın böyle araçlar yaratması mümkün değil. Yine Kur'an'ın sözcükleri içinde bu var, sözler içerisinde. Biz o açıdan meseleye baktığımız zaman işte gericilik dediğimiz akım çıkıyor ortaya. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de bunu yaymaya çalışan dernekler, vakıflar ortaya çıktığı vakit Türkiye ile olan ilişkilerinde bir sıkıntı, en azından bir duraksama ortaya çıkıyor. Bugün kurduğumuz o teşkilat bunu önleyecektir. İnşallah. Efendim izninizle kısa bir ara verebilir miyim? Tabii. Evet. Sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Oturma grubu? %15. Komple yatak odası takımı? %15. Uyku seti? %15. Yemek odası takımı? %15. Beni seviyor musun? %100. Şimdi Yataş'ta bir türev %15 indirimli. Yataş. İzden Medya sunar. Günlük, haftalık, aylık yazılı basını, haber, reklam, röportaj, tanıtım yazılarını dosyalayarak, TV görüntülerini bir kasete montajlayarak siz değerli müşterilerimize günlük, haftalık veya aylık periyotlarla kuryelerimiz aracılığıyla ulaştırmaktayız. Müşterilerimizden bazı örnekler sunuyoruz. Sabancı Holding, Eczacıbaşı Holding ve sanatçılarımızdan İbrahim Tatlıses, Şehnaz Dilan. Hepinizi İzlem'le izlemeye, İzlem'le izlenilmeye, İzlem'le çalışmaya davet ediyoruz. Medya, artık sizden korkmuyorum. Çünkü sizi İzlem'le izliyorum. Birileri size göz kulak olmalı. Ağız kokusuna, diş lekelerine son. İşte Halazon. Ağız kokusuna, diş lekelerine son. İşte Halazon. İmajlara hapsolmayın. Piramit Jeans. Ağız kokusuna, diş lekelerine son. İşte Halazon. Ağız kokusuna, diş lekelerine son. İşte Halazon. Aman ha! Sıkışımı gücümü kaldıralım abi. Ne olur ne olmaz sakınalım abi. Gel bunaşalım sıyıralım abi. Evimize çeyilip yayılalım abi. Aman abi! Fırat ben yani.
daha güvenlisi yok. Ya! Çamaşır suyunun yaptığı her işi yapar, zarar vermez. Posta sıvı çamaşır suyundan çok öte. Deterjanın içine gelende belli bir kireç çözücü vardır zaten. Bu her deterjan için geçerlidir. Kağıt gelmiş olsa, yani restans artı geri kalan şeylerde hiçbirisi kireç görmemiz gerekiyor. Demektir ki deterjan yeterli gelmiyor. Kargon her yıkamada, her ısıda düzenli olarak mutlaka kullanılmalıdır. Kampanya deyince aklınıza ne geliyor? Peşin fiyatına taksit mi? Uzun vadeler mi? Özel hediyeler, eve teslim yoksa hepsi mi? Şimdi istikbalde her şey ama her şey peşin fiyatına taksitle. Birbirinden seçtiğim modeller, 13 aya kadar vade, özel hediyeler, adresinize teslim ve daha neler neler. Kısacası bir kampanyadan beklediğiniz her şey istikbalde. Mutlaka bekleriz. Ağız kokusuna, diş lekelerine son. İşte Halazon. Ağız kokusuna, diş lekelerine son. İşte Halazon. Sevgili hanımlar, şimdi sizlere son derece pratik, kullanımı kolay, tüm camlarınıza rahatlıkla uyabilecek bir perde sunuyoruz. İşte Amerikan perde. Amerikan perde gerçek bir yenilik. İşte Amerikan perde. Hemen hatırlatayım, bu ürünü piyasada asla bulamazsınız. Simetrik oval kesimiyle, delik içli nakışıyla, itinalı dikişiyle bu harika ürün tamamen hazır olarak kapınıza geliyor. Hemen alın, camınıza takın. Bu takım tekli veya ikili kullanımla değişik ölçülere uyarlanabilir. 1,5 metreden 4 metreye kadar olan her tür genişlikteki camlara uyar ve çok iyi sonuç verir. Bu ekstraforla perdeniz istediğiniz kadar büzülüp açılarak camınızın enine göre ayarlanabilir. Evet, bütün dünyada perdeler artık hazır olarak satışa sunuluyor. Unutmayın, bu ürün piyasada satılmıyor. Bu emsalsiz yenilik, üretici fabrika fiyatları ile aracısız olarak kapınıza geliyor. 3 metrelik iki parçadan oluşan, 6 metre eninde, 160 santim yüksekliğinde, eteği güpür nakışlı, delik işli ve ekstraforundan ruletine kadar tamamen hazır olarak kapınıza gelen bu ürün için hemen sipariş telefonlarımızı arayabilirsiniz. Evet, hemen arayın. Amerikan perdeniz, üretici fabrika fiyatları ile KDV dahil 14 milyon 950 bin Türk lirası bedelle kapınıza gelsin. Amerikan perdenizi alın, açın, takın. Evinizin hem içi hem de dışı güzelleşsin. Amerikan perde polyester tül kumaştan imal edilmiştir. Etek küpürü ve ekstrafor hep polyester kesenlidir. İşte bu nedenle kolaylıkla yıkanır. Kesinlikle çekmez, solmaz ve deforme olmaz. Evet sevgili hanımlar, Amerikan perdeyi yakından tanıdık. Bu çok pratik, ilginç ve kullanışlı yenilik için bir telefonunuz yeterli. Artık Şükran Hanım gibi çilecek miyim? Evet, şimdi Şükran Hanım perde alıyor. Evinin ölçülerini aldı, perdeciye gitti. Ölçülerine göre kumaş çok fazla fire veriyor. Eyvah, çok pahalıya çıkacak. Küpür bantla fire veriyor. Perdeci fazla kumaşları Şükran Hanım'a satmak istiyor. Aman durun, galiba tartışma çıkacak. Neyse, sonunda anlaştılar. Şimdi dikiş işi var. Atölye sahibi bir türlü anlamıyor. Şükran Hanım son moda oval bir etek istiyor. Burada da işi zor. Neyse, eve gidip bekleyecek. Günlerdir bekliyor. Kaç defa telefon etti. Nihayet perdeleri geldi. Eyvah, o ne? Bunca zahmete karşın sonuç hiç de hayal ettiği gibi değil. Şükran Hanım'a yazık oldu. Zahmeti de, parası da, zamanı da ziyan oldu. Ama artık Amerikan perde var. Hem de bir telefonla kapınızda. Unutmayın, bu ürün piyasada satılmıyor. Bu emsalsiz yenilik, üretici fabrika fiyatları ile aracısız olarak kapınıza geliyor. 3 metrelik iki parçadan oluşan, 6 metre eninde, 160 santim yüksekliğinde, eteği güpür nakışlı, delik işli ve ekstraforundan ruletine kadar tamamen hazır olarak kapınıza gelen bu ürün için hemen sipariş telefonlarımızı arayabilirsiniz. Evet, hemen arayın. Amerikan perdeniz, üretici fabrika fiyatları ile KDV dahil 14 milyon 950 bin Türk lirası bedelle kapınıza gelsin. Amerikan perdenizi alın, açın, takın. Evinizin hem içi hem de dışı güzelleşsin. Ödemelerinizi kredi kartı veya banka havalesiyle yapabilirsiniz. Mega Market avantajlar sunar. Müzik.
Sinema Suare'de yarın akşam. Organ nakli olmadan beyindeki bilgileri transfer eden bir buluşu gerçekleştiren doktorun iki deneye ihtiyacı vardı. Çılgın bir doktorun çılgın buluşunda kendini denek olarak kullanmasını akıllardan kolay kolay silinmeyecek bu filmde izlemeye hazır olun. Son zamanların en iyi filmi Deney. Mutlaka izleyin. Medyatör. İşte Mirkelam. Mirkelam merak ettiğiniz her şeyi Medyatör'de Aykut Işıklar'a anlattı. Medyatör. Bu yüzden her gece o nereye koşuyor? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Müzikteki amacı özel yaşamı. Mirkelam'ın hiç bilmediğiniz yönlerini öğrenmek istiyorsanız Medyatör'ü sakın kaçırmayın. Medyatör. Evet sevgili seyirciler, Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim isterseniz Avrupa Birliği'ne nasıl gidebiliriz? Yolumuz nereden geçer? Bunu... Tabii Avrupa Birliği'ne girmek için sadece ekonomik tedbirler ya da ekonomik göstergeler yetmiyor. Avrupa Birliği bir biçimsel değişiklik geçirdi. Eskiden ortak pazardı, şimdi bir devlet kurma aşamasında. Bu bir devlet midir, bir birlik midir, federasyon mu tartışmıyorum. Ama bir arada yaşamak isteyen toplulukların kendilerini yeni bir disiplin içine sokmaları hadisesi. O kadar gelişiyor ki parasını bile ortaya koymak üzere. Şimdi bu kurallar içerisinde demokrasi öncelik taşıyor. İnsan hakları öncelik taşıyor. Ve siyasi disiplinler dediğimiz, meslekler dediğimiz, meslekler yani solda ve sağda orada ağırlıklar kazanmışlar. Şimdi biz öncelikle kendi demokrasi standartımızı Avrupa Birliği standartına çıkarmak zorundayız. Avrupa Birliği mevzuatı çağdaş bir mevzuat, çuvallar dolusu. Kitaplar dolusu ilkeler getirmiş ortaya. Bunların bir kısmı ekonomik. Ben ekonomiyi çok önemsemiyorum. Hı hı. Türk ekonomisinin gelişme sürecinde bunu yakalayacağımıza inanıyorum. Zaman vermek zor. Ama hiç beklemeden parasal bir desteğe, kaynağa ihtiyaç duyana yapacağımız bir şey var. Kendi demokrasimizi iyileştirmek. Bugün de söyledim. Bir sivil toplum, sivil anayasası olan toplumdur. Sivil anayasası olmayan toplumun demokratik ve sivil bir toplum olması düşünemez. Türkiye önce bir sivil anayasa yapmak zorunda. Araz dönemlerin, militarizmin dayattığı, getirdiği kurallarla demokrasiyi götüremezsiniz. Ve demokratik bir toplum, sivil bir toplum, siyasal bir toplum olma özelliği kazanamazsınız. Burada sorabilir miyim efendim? Tabii. Zaman zaman çeşitli başlıklar altında bu konu tartışılıyor. Siz de şu anda farklı bir boyuta getirdiniz. Gerçekten militarizm baskısı fazlalıkla gündemde mi? Asker zaman zaman ayak sesleri mi duyuyoruz yoksa onların da taleplerini değişik yollardan kabul mü ediyoruz? Şimdi tabii bir işbirliği içerisinde olduğumuz tabii, kesin. Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kuruluş ama demokratik bir kuruluş değil. Milli Güvenlik Kurulu mesela Avrupa Birliği devletlerin hiçbirinde yok. Milli Güvenlik Kurulu olduğu zaman 28 Şubat kararı olur. 28 Şubat kararı olduğu zaman hükümet değişikliği olur. 28 Şubat kararı olduğu zaman sivillerin korumakla yükümlü olduğu, demokratik kurumlar korumakla yükümlü olduğu laik cumhuriyeti koruma görevi paylaşılır. Bu görev dağılımı çıkar ki demokraside bu mümkün değil. Laik cumhuriyeti, demokratik cumhuriyeti bütün kimliğiyle koruma görevi parlamentonun, hükümetin ve bütün bireylerin. Ben orada silahlı kuvvetleri haksız görmüyorum. Siz bu boşluğu bırakmışsanız ve siz bu görevi yapamamışsanız, siz ülkenin başına gerçekten rejimi değiştirme amacında olan bir hükümet ortaklığı getirmişseniz, onun sonuçlarına katlanırsınız.
Onun için biz yarı başkanlık sistemiyle halkın %50'sinin desteğini almış bir cumhurbaşkanı çıkarmak istiyoruz. Bu cumhurbaşkanı da Fransız Anayasası'nın 16, 17, 18. maddelerinde yazılı yetkileri verici. Nedir o? Türkiye bir sıkıntıya girerse, olağanüstü haller olursa bir hakeme, bir karar organına ihtiyaç var. De Gaulle'ist hareketin başarısı bu. Orada da Cezayir hadiselerinden sonra militarist bir gelişmeye karşı De Gaulle bu anayasayı ortaya koyuyor. Ve anayasa profesörleriyle tartışıyor. De Gaulle haklı çıkıyor. Çünkü onun aldığı yetkilerle hem parlamentoda caydırıcılık hem de olağanüstü dönem ve hallerde Cumhurbaşkanı'nın karar organı olması sağlanıyor. Arkasında %50'li halk desteği var. Çok kolayca sonuç alıyor. Daha sıkışırsa yaptırım gücü var, meclisi feshediyor. Hükümet toplantılarına başkanlık ediyor. Politikaları değiştiriyor. Devleti koruyor. Bunda korkacak bir şey de yok. Fransa'da bu aşağı 40 senedir uygulanan bir sistem. Cumhurbaşkanları bu yetkiyi iki defa kullanmışlar. Çünkü bir cumhurbaşkanı bilge bir kişi. Evet. Bunu her zaman yapması mümkün değil. Bizim onu da bazı korumalar altına alan, istediği anda böyle bir karar, feshetme kararını alamayacağı bir kuruldan da geçiyor tabii. O kadar güzel hükümler var Fransa Anayasası'nda. Cumhurbaşkanı olağanüstü hallerde, olağanüstü kararlar verdiği zaman meclisi feshedemiyor. Evvela olağanüstü hali aşıyor, sonra meclisi feshedebiliyor ki bu parlamento ile cumhurbaşkanı arasında dengeyi sağlıyor. Biz de bu olayın bu kadar fevri şekilde tepki görmesi acaba incelemeden, durup düşünmeden hemen tepki veriyor olmamız. Hem o var, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü yanlış anladı. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'daki gibi bir sistem arıyor. O gün, o gözlem ortaya çıktı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin en bilge kişilerinden birisidir. Tabii. Demokrasinin yüz akı olan bir beyefendi. Eğer ortaya bir söz atmışsa düşünmüştür, değerlendirmiştir ve bilgisini, deneyimlerini paylaşmak istemiştir. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı 5 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra bunu söylüyor. Bu çok dikkate alınması gereken bir konu. Sizin söylediğiniz gibi ayrıca bu sadece o gün için Cumhurbaşkanı seçilmemiş ki. Sayın Cumhurbaşkanı daha evvel 30-40 yıllık bir siyasal tecrübesi var. Hapisleri var. Yorgunlukları var. Birlikte yaşadığınız acı tatlı hatıralar var. Sayın Cumhurbaşkanı kolayca da böyle yeni fikir ortaya atmaz. Çok dikkatlidir. Yani esas Demirel, statikocu bir Demirel'dir. O bile bunca yıl sonra bunu tartışın diyorsa tartışalım. Burada bir başka kanıt getireceğim. Biz Kıbrıs Cumhuriyetimiz için, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetimiz için bir anayasa yapmışız. Orada yarı başkanlık sistemi var. Nitekim Sayın Rauf Denkler bu görevi çok başarılı 25 yıldır sürdürüyor. Çok bunalımı da aştı. Kıbrıs'ı Türkiye kaybetmemişse, Kıbrıs'ta bunalımlar aşılmışsa ve bugün Türkiye Kıbrıs'ta hala güvenle bir devlet idaresiyle muhatapsa anayasasının bu sisteminin çok önemi var. Peki bunu biz Kıbrıs'a yapıp yerleştirebiliyoruz da Türkiye'ye yapmaya kalktığımız zaman niçin bu kadar gürültü kopartıyor? O cevabı bilsem hemen söyleyeceğim. Ama dediğiniz gibi bazı arkadaşlarımız da ya siyasetçilerimiz de kim söyledi diye bir soru var. Halbuki bence ne söyledi demek lazım. Bir batılı kim söyledi değil, ne söylediğine bakacak. Ne söylüyor? Doğru mu söylüyor Sayın Demirel? Tartışmaya değerim bu konu. Bir bakmamız gerekiyor. Adam diyor ki birdenbire Sayın Cumhurbaşkanı bunu kendisi için istiyor. Cumhurbaşkanı bir daha Cumhurbaşkanı olması mümkün değil. 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı bitecek. Kendisi için istemesi mümkün değil. Bir gözlem ortaya koyuyor ve söylüyor da bunu benden sonra uygulayın. Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanı 40 yıllık deneyimlerinin ve Türkiye'ye verdiği hizmetlerinin sonucunda da gider ayak yine Türkiye'ye büyük bir hizmet yaparak dönemini kapatmayı o tartışmayı ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı'nı bıraksa da sürdürecek ve etkileyecek bunu. Biz de mesela partimizde bu programı bunu aldık. Tabii bizim partimizin gücü buna yetmez. Ama bunu söyleye söyleye başka partileri ikna edeceğiz. Başka siyasi kurumları ikna edeceğiz. Ve belki de kamuoyu oluşturacağız. Sonra gündem oluşması çok önemli tabii. En azından demokratik platformda tartışılması. Evet. Bugün böyle bir konu, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir konuyu ortaya koymuşsa, devletin en üst kademesinden halkın en alt kesimine kadar herkes bunu tartışıyorsa bir sonuca da varılmış demek. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğini kimse gereksiz de bulmuyor. Evet, bir rejim krizi var, rejim bunalımı var, sorunları çözemiyoruz.
En son örnekte bir maaş krizinde bakınız ne kadar uğraştık. Fransa'da olsa Fransız Cumhurbaşkanı biliyorsunuz hükümeti toplamakta her zaman haklı ve aslında otantik olarak da hakkı bulunuyor. Yani esas Cumhurbaşkanı başkanı diyor, başbakan niyabeten başkanı gidiyor. Oturur bir hakemlik yapardı. Bizde çok istisnai Cumhurbaşkanı'nın hükümete başkanlık etmesi. Ama Fransa'da Cumhurbaşkanı hem yetkileri hem görevleri nedeniyle bu sorunu bir haftada çözerdi. Şimdi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da Türkiye'nin önemli meselelerine benim de fikrim bu, şöyle de olabilir mi diye bir başlık attığı zaman hemen müdahale olarak değerlendiriyor. Yani siyasi partiyle ilişkisi kesildiği için siyaset yaptığı söyleniyor. Halbuki bizim önerdiğimiz teklifte Cumhurbaşkanı'nın siyasi partisine ilişkisi sürecek, artı sorumlu olacak. Şimdi sorur musunuz? Vatana ihanetin dışında hiçbir sorumluluğu yok. Yani onun da elini taşın altına sokacaksınız ki hakem görevini yaparken dikkatli olsun, sorumlu olsun. Peki efendim, sohbetimizin bu bölümünde hemen size çok özel bir soru yöneltmek tabii istiyorum. Bu size yönelteceğim soru İstanbul'dan bir arkadaş grubunun bana verip yolladıkları bir soru grubu. Ekrem Yılmaz ve bir grup arkadaşının sorusunu size yöneltiyorum efendim. Derler ki sağ birleştirip Cumhurbaşkanlığı olmayı düşünüyor musunuz? Şimdi, bu bir Suadiye grubunun size yönelttiği bir soru. Şimdi tabii ben sağ değil, demin tarif ettim. Bir merkez hareketi gerçekleştirmeye çalışıyorum arkadaşlarımla birlikte. Merkez hareketi daha geniş cepheli. Demokrat Parti ve Adalet Partisi bir merkez hareketti. Bir halk hareketiydi. %40-45 hatta 52'ye kadar varan oylar almışlardı. Bu oyları tekrar almamız mümkün. Bence partiler, alması mümkün partilerimizin. Bu bileşkenin içinde neler olabilir? Bu bileşkenin içinde kendisini merkezde hissettiği halde sağcı olduğunu iddia eden partiler olabilir, solcu olduğunu iddia eden partiler olabilir. Bir seçim ittifakı olasılığı çıkarsa, bu seçim ittifakı işte ortada güçlü bir partinin meydana gelmesini sağlar. Buna karşı da alternatif partiler de oluşacaktır. Hı hı. Seçim ittifakından sonra partiler arasında bir ortak hükümet kurulabilir. Bu hükümet bileşkesi Fransa'da olduğu gibi cephele ya da birlikler ortaya çıkarabilir. Ve Türkiye istikrara kavuşur. Ben ona uğraşıyorum. Benim Cumhurbaşkanlığıma gelince o benim için çok önemsiz bir konu. Geçmişte Sayın Cemil'in seçim tarihinde iki büyük partimiz Anavatan ve o zamanki Refah Partisi bana gelip Cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti. Ben kabul etmedim. Gece saat 12:05 kala adaylığımı koydular. Ertesi sabah çekildim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimini kolaylaştırdım. Benim kişisel hiçbir hedefim yok. Benim aradığım bir an evvel bireysel olarak amaçlarımı ve halkımızın amaçlarını hayata geçirip eve dönmektir. Bu eve dönmek işine belli bir süreç içerisinde yapmaya uğraş veriyorum. Yoksa hedefim Cumhurbaşkanlığı olsaydı o zaman adaylığımı koyardım. Hedefim başbakanlık olsaydı Sayın Çiller bana geldi, sordu. Siz aday değilseniz ben aday olacağım dedi. O zaman aday olurdum. Başbakan olurdum. En son başbakan yardımcılığını Sayın Sezgin'e bırakmazdım. Benim kişisel, yani bireysel diyelim, hiçbir hedefim yok. Benim bir tek hedefim var. Türkiye'de demokrasiyi yerleştirmek, siyasal istikrarı sağlamak. Fakat efendim siz Türkiye'nin yetiştirdiği ender bilgi kişilerden birisiniz. Sizde uzun yıllar deneyimleriniz var ve meclise dönüp baktığımız zaman değerli büyüklerimiz var ama çok da fazla Sayın Cumhurbaşkanımın görev süresinin sonunda çok da fazlaca köşke çıkabilecek kimse görmüyoruz. Ne dersiniz? Siyasetçi tükenmez ülkede. Benim bir tavsiyem var yalnız. Cumhurbaşkanlığını geçmişte yaptığımız gibi siyaset dışı kişileri bırakmayalım. Cumhurbaşkanlığı çok siyasal bir kurum. Bir protokol kurumu değil. Sayın Demirel'in son 5 yılda koyduğu örnek çok gerçekçi bir örnek. Onu belki çok yoran, onu moral bakımından ayakta tutsa bile bedensel olarak yoran bir çaba. Dün kendisiyle beraberdim. Gerçekten yorucu bir işin içine girmiş.
Ama dikkat ederseniz bugün Cumhurbaşkanı devletin birliği ve halkın ümidini ayakta tutuyor. Siyasal kişiliği, kimliğiyle hadiseleri takip ediyor. Çok iyi biliyorum, pek çok meseleyi de çözüyor. Evet. Hem etkisiyle hem dinginliğiyle çözüyor. Ben bir isim vermiyorum ama bir tarif çıkarıyorum. Sayın Demirel'e benzeyen bir Cumhurbaşkanı Türkiye seçmeli. O geleneği sürdürmeli. Hele yarı başkanlık sistemiyle olursa zaten halk böylesini seçecektir. Evet, çünkü şu ana kadar olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçilip köşkle sadece işte ülkeyi dış devletlere kadına karşı temsil etmek, çeşitli kabullerde evet. bulunmak, siyasi çalışmaların en son merhalesi olarak görmüyoruz diyorsunuz. Evet. Ve daha aktif, daha yönlendirici olmalı. Halkın daha güvendiği ve şimdi Türkiye'nin bir Alman Cumhurbaşkanı çıkarma lüksü yok bence. Almanya'daki sistem bir başka sistem, bir federal devlet sistemi. Ama Fransa'ya benzer bir Cumhurbaşkanı çıkarmakta fayda var. Jacques Chirac'ı Fransa final maçında seyrettim. İşte benim aradığım Cumhurbaşkanı, halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı. Halkla bütünleşen. Bir atkı takabilecek kadar Fransız bayrağıyla özdeşleşmiş. Bir enteresan Cumhurbaşkanı. Sahada oynayan takım ise Afrika-Fransa karmasıydı. Afrikalı futbolcular çoğunluktaydı. Fransızlar azınlıktaydı ama o bir Fransa takımıydı. Ve Jacques Chirac orada ayrıca alt kültürlerin bileşkesi olan bir takım için gelmiş orada bağırıyor. Golü atan Cezayirli Müslüman'ı bağrına basıyordu. İşte Fransa'nın birliğini sağlamak için o maçta Jacques Chirac örneği çok önemli. Çok güzel bir örnekti. Ve Fransız halkını birleştiren bir bence hadise yaşadı Fransa. Ona şu anda da çok ihtiyacı vardı. Fransa'daki Müslümanlara karşı, müstemlekeden gelenlere karşı. Le Pen'in başlattığı hareket çok önemli bir hareketti. Ama Jacques Chirac çok iyi bir zamanlamayla Fransa'nın birliği için önemli bir adım attı. Çok önemliydi. Çok özlemle seyretti. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu yapabilir. Ama bundan sonra gelecekler de öyle yapalım. Sayın Cumhurbaşkanım şu ana kadar zaten pek çok önemli tamam. devlet olayını kendi iradesiyle, dinginliğiyle çözdü. Ve zannediyorum siyasi tarih gizli kalmış pek çok gerçeği de ortaya çıkardığı zaman Sayın Demirel'in son 5 yılda Türkiye'ye büyük hizmetler yaptığını ortaya koyar. Benim bir televizyoncu olarak en büyük hayalim sizlerle sohbet etmek her Sağ zaman. Olun. Sayın Cumhurbaşkanım da bir süredir bana verilmiş bir sözü var. Uygun bir zamanında inşallah gerçekleştirir. Sohbetime... O vakit bulur. Onun günü 24 değil 25 saattir. Efendim siz tabii siyasi kişiliğinizin yanında aynı zamanda bir avukatsınız. Evet. Uzun yıllar çok önemli davalarda görevler aldınız. Az önce Avrupa Birliği'ni konuştuk. Bu Avrupa Birliği çerçevesinde de cumhuriyet ve insan hakları diye böyle bir paragraf açalım mı? Açalım. Ülkemizde hala 15 yaşındaki çocukların işkence görüp de önüne geçemediğimiz bir sistemde yaşıyoruz. Cumhuriyet çıktı ama ne derece kullanılabiliyor? Biraz evvel onu söyledim. Gerçekten orada önemli olan şu. Türkiye'de işkence bir devlet sistematiği midir? Devletin kabul ettiği ya da kabul ettiğini söylemediği ama içine sindirdiği bir sorgulama metodu mudur? Dediğiniz doğrudur. 40 yılı aşkın süredir avukatlık yaptım. O konuda açık ve kesin fikrim bir devlet sistematiğidir. Yani Türkiye'de sorgu hakimi falakadır. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunu ne kadar azaltabildik cumhurla? Bir avukata ulaşabilecek sanık yakını varsa, sanık varsa belki onda bir miktar zaman kazandık. Ama bu kadar uzun gözaltı sürelerinin yaşandığı bir ülkede işkence önleyemezsiniz. Ona işkence demeseniz dahi sorgucunun şiddet kullanması denir. Ne garip de ki insanlar evet. pencereden tesadüfen atlıyorlar. Sorgu Kimse sürekli. Atlamaz tesadüfen. İnsan vücudunun direncine göre sağlığını sürdürenler, sürdüremeyenler vardır. Psikolojik bozukluklar yaşayanlar vardır. Ama orada sorgucuyu suçlamak yerine sistemi sorgulamamız gerekiyor. Siz sorgucuya diyorsunuz ki bu fail meçhul cinayetin katilini bul. Ya da bu işte kanunsuz yürüyüşü kimin örgütlediğini bul.
ya da bu kaçak paranın esas sahibini bul, kaçak eroin sahibini bul dediğiniz zaman... Ama eline bir sistem vermiyorsunuz. Delil bu... vermiyorsunuz. Eline delillere varacak laboratuvarlar kurmuyorsanız, kanıt toplamasını sağlamıyorsunuz. Çağdaş yöntemler, mesela parmak izinin Türkiye'de birdenbire yaygınlaşarak bir merkeze toplanmasını sağlamıyorsunuz. Teknik deliller için her ilde en azından bir laboratuvar kurmuyorsanız, sorgucu üstüne verdiği talimat doğrultusunda bildiği metotla sonuç almaya çalışacaktır. Çok uzun süreli gözetleme imkanı, özel dedektiflik imkanı dahi verilmeyen bir ülkede herkes şiddete muhatap olabilir. Bunu önlememenin tek yolu tabiatıyla cumhur vesaire yapmak değil, Türkiye'deki karakolları şeffaf hale getirmek için yapacak tek şey teknik donanımı onlara sağlamak. Bizim polisimiz akıllı, zeki, güçlüdür. Hiçbiri de herhalde işkenceden zevk almıyor. Şiddet kullanmak insanı psikolojik olarak da sıkıntıya sokar. Ve polisimiz bunu bilerek, isteyerek yapmıyor. Yahut jandarmamız bunu isteyerek yapmıyor. Ama imkansızlık karşısında, tarih ilk çağlarından beri şiddet yoluyla insanları konuşturma metodunu uyguluyor. Bunu önlememiz gerekiyor. Bunu siyasetçi olarak önce kabul etmemiz gerekiyor. Hukukçu olarak kabul etmemiz, medya olarak kabul etmemiz gerekiyor. Sonra da düzeltmemiz. Evinize giren hırsızın yakalandığı zaman çaldığı malları nereye sattığı, sakladığını öğrenmek için şiddete başvurmasına müsaade ediyorsunuz. Talep de ediyorsunuz. Sonra siyasal bir suçlamada bu yapıldığı zaman şaşıyorsunuz, karşı çıkıyorsunuz. Nasıl olur diyorsunuz? Evet. Bence her ikisini eşitlediğiniz zaman, her ikisine eşit muamele yapılması gerektiğini ifade ettiğiniz zaman doğruya yaklaşırsınız ve doğru karar çıkar. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı diye. Tabii, tabii şiddet kullanılan insan için çok kötü. Hem bedensel zararla uğruyor, hem de psikolojik yıllarca belki de kaybettiğimiz insanlarımız oluyor. Bir de adalete yadılgı getiriyor. Çünkü Yargıtay haklı olarak şiddet yoluyla alınmış hiçbir ifadeyi kanıt kabul etmiyor. Yeterli saymıyor. Bu sefer mahkeme önüne gittiğiniz vakit mahkeme bunun delil niteliği, ifadenin yoktur diyor. Başka bir delillerle değerlendirilmiyor. Baskı altında bu ifadeyi verdim dediği anda düşüyor değil mi? O zaman hadisede şu sıkıntı da var. Esas fail bir işkence görüyor, bir şiddet görüyor ama buna dayanabilmesi zaman itiraf ettiği belgeli delil değeri yok. Bir de kurtuluyor. Şimdi bu konuda çok ilginç bir hatıram var efendim. Geçtiğimiz aylarda bir gazetede okumuştum. Babasını öldürmekten fail olarak alınıyor, sorgulanıyor. Artık yapacak bir şey yok. Evet öldürdüm diyor. Hapse giriyor. Bir süre sonra baba çıkıyor ortaya. Bu sefer baba çocuğunu hapisten kurtarmaya çalışıyor. Ben yaşıyorum diyor. Yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Nasıl bir baskı altına girdi ki? Evet öldürdüm. Evet. Babamı öldürdüm diyebiliyor. Evet. Tabii bu boyutlarda. Tabii de buna benzer çarpıcı meslek hayatında çok örnek var. Onun için ben hep şiddet kullanarak sorgulamayı reddetmişimdir ve içime sindirememişimdir. Bu mutlaka maddi şiddet de olması şart değil, psikolojik şiddet de vardır. Tabii. Psikolojik şiddet de vardır. Şimdi Batı ile aramızdaki farklılıklardan biri bu. Bu acaba yalan makinelerini Türkiye'de kullanıyor muyuz? Hayır. Onun hukuksal değeri yahut bilimsel değeri tartışılıyor. Yanılgı ortaya çıkarabiliyor. O nedenle Batı'da da şimdi çok tartışılan bir olay. Ama ondan daha önemli olan şey delillerin önceden tespiti, takibi ve reddedilmez delillere ulaşmak. Onu nasıl yapabiliriz? Yapabiliriz. Dikkat ederseniz Amerika'da idam mahkumlarıyla ilgili pek çok karar infaz ediliyor bugün. Onlardan bir ikisi Amerika'da şiddetle tartışıldı. Amerikan polisinin, Amerikan savcılarının bulduğu deliller bile, çok hukuksal deliller bile, mahkemelerin, jürilerin kararına rağmen tartışılır halde. Ben delillerin tartışılmasını önleneceğine inanmıyorum. O tartışılmaz hale getirilemez. Ama ne var ki delil toplama metotları şiddete dayandırmaktan kurtulabiliriz. Kurtuluruz ondan. 2-3 mahkum, 2-3 sanık, 2-3 tane fail belki bu yüzden beraat edebilir. Ama bir kitlesel hadisede adalet kazanır.
ve polisin saygınlığı artar. İnsanlar güvenerek karakola girerler. Karakola sağlam girer, sağlam çıkarlar. Peki, olur inşallah. Tabii. Olacak, olacak. Siz göreceksiniz. Sizlerin desteğiyle efendim. İnşallah. Ben ne kadar güzel sizinle böyle çok geniş bir yelpazede sohbet ettik. Çok teşekkür ederim. Ama ben diyorum ki bu sohbetlerimizi geleneksel hale getirelim. Evet. Zaman zaman böyle sizinle birlikte. İsterseniz her gün yapalım. Çok mutlu olurum. Benim için de mutluluk kaynağı. Keşke zaman ayırabilseniz, çok yoğunsunuz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim geldiğiniz için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir sıra dışı programının yine sonuna geldik. Efendim haftaya buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.